Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ersin Yeke. Bugün arkadaşlar YouTube'dan gelen gizemli kutu açılımı yapacağız arkadaşlar. Şöyle simsiyah bir kutu görüyorsunuz. Belki YouTube'da bunun benzerine karşılaşmışsınızdır. Ama bizde farklı. Arkadaşlar bugün YouTube kutu açılımı yapacağız. Herhangi bir oyun kutu açılımı değil. YouTube kutu açılımı yapacağız. Şimdi arkadaşlar bak, mesela Sergen benim bu huyuma çok gıcık olur, tamam mı? Ne? Şu. Ben mesela bir şeyi arkadaşlar böyle bekletirim, hani özeldir. Tamam mı? Bekletirim ve derim ki hani bir video çekelim, bir anısı olsun falan, açmayayım. Tamam mı? O anı birlikte yaşayalım. Bir dakika, şu kamerayı aşağı indireyim ya. O anı arkadaşlar birlikte yaşayalım. Yani olay tamamen o. Bugün de arkadaşlar o anı birlikte yaşayacağız ve görürüz. Bak her taraf bandı, daha açmadım, görüyorsun değil mi? Daha açmadım. Sadece böyle bir etiketler falan var. Onları söktüm. Bunu sökmemişim. Hatta burada da vardı. Arkadaşlar daha açmadım. Sizlerle birlikte açacağım. Hani çünkü açayım bakayım, ondan sonra tekrar açayım videoda. Yok öyle bir şey. Çünkü ben bir kez baktım mı arkadaşlar videoda tepki veremem. Bugün klişe sözler olmayacak büyük ihtimalle. Olabilir de belli değil. Çünkü biliyorsunuz bu tür şeylerde. Hani biliyorsunuz aslında ne olduğunu içinde de. Dur ben bir açayım. İlk önce bir açalım arkadaşlar. Sonra konuşuruz. Lan biz bunu nasıl açacağız? İyi bantlamışlar. İyi bantlamışlar. Arkadaşlar bak, normalde bir kargodan bir şey istersiniz, tamam mı? Size 3-4 günde gelir ya. Bu 3 günde geldi. Hani dedim ki, acaba dedim farklı bir şey için mi, hani kargo beni arıyor, size bir şey gelecek, haberiniz var mı gibisinden falan. Halbuki evi arıyorlarmış adamlar. Dedim ki ev burada, gelebilirsiniz hani. Ben tabi kargonun bu olduğunu düşünmüyorum dedim, hani bu kadar erken olamaz herhalde dedim. Bir şey mi imzalayacağız öncesinde falan. İlk defa geliyor. Bir de arkadaşlar 170 bin abone yani. Yani ben 200 bine geldim, bundan 2 tane alırdım ya. Biraz geç oldu ama sıkıntı yok. Ya ne bantlamışsınız ha. Vallahi ne bantlamışsınız, helal olsun. Evet, şöyle direkt açılıyor mu acaba? Şu bandı da kaldıracağım. Bakalım. Burası da mı? Bitmiyor. Bitmiyor. Şöyle, bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz likelamayı unutmayın. Hani sizler sayesinde oldu. Bak klişe bir. Hani ama öyle yani. Şimdi gerçekte bu sonuçta. Hani sizler sizin sayenizde oldu. Hani yoksa böyle bir şey nasıl görebiliriz ki? Hani biz. Hadi be. Hazır mıyız? Bak ben daha görmedim. Aa, böyle bir sünger var. Dın geliyor. O geliyor. Hazır mıyız? Bak ilk siz göreceksiniz. Ha, kağıt gelmiş. O İngilizcem de çok iyidir. Neyse bunu çeviririm. Arkadaşlar açıyorum. Çok iyi ya. Çok güzel ya. Vay anasını var ya. Arkadaşlar harbiden çok iyi be. Bir dakika. Sen şöyle dur bakayım. Arkadaşlar bir ağırlığı da var ha. Hani harbiden şurada da asma yerleri yapmışlar. Şu kısımlarda. Oh my goodness. Arkadaşlar present to Ersin Yekin for pressing 100 subscriber. Yani işte 100 bin abone plaketi falan demek istiyor herhalde. Dur ben şöyle kameraya da bir bakayım nasıl görünüyor. Arkadaşlar eskilerini biliyorsunuz daha farklı oluyordu. Bu şekilde, çünkü biliyorum eskiden böyle değildi. Normal şu yuvarlak kısım çıkardı. Bakın şöyle bir şey. Şöyle de bir yazımız var. Bu yani. Ya şu orta da tam ayna gibi böyle. Çok rahat kendimi görebiliyorum yani arkadaşlar. Şöyle bir şey geldi. Bunu direkt şuraya koyacağım zaten. Hani gerçekten bu sizin sayenizde. Hani 100 binlik bir aile olduk. Ama sonrasında bayağı bir ilerledik tabii. Durduk mu? Hayır. 170 binleri geçtik. Arkadaşlar abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hep bana sorulan sorular vardı mesela. Abi nasıl geldin buralara kadar? Hani
Çünkü çoğu insan soruyor. Hani sadece takipçiler değil, çevrem falan da soruyorlar hani nasıl yaptın falan. Biz de bugün arkadaşlar ilk videodan birkaç kesitler izleyeceğiz. İlk videodan sonraki videolardan birazcık kesitler izleyeceğiz ve ben size birazcık hikayemi anlatayım ha. Baksana ya. Aman pislettim hemen ha, gelir gelmez. Ama şurası güzel olacaktır şöyle, parlamayacak şekilde. Ben onu oraya koyacağım arkadaşlar. Şimdilik şöyle. Meşhur bir Susan vardı ya. Bu şeyleri yollayan. O mu? Aynen Susan. Watch Jitki. CEO YouTube. Arkadaşlar şöyle. Bu odaklanmıyor. Ama Susan burada bir şeyler diyor arkadaşlar ama bunlar klasik şeyler. Herkese gönderilen yazılar büyük ihtimal. Hani bize de aynısı gönderildi. Daha fazlasını bekleyemezsiniz zaten. Herkese gönderilenin aynısı oluyor. Arkadaşlar bugün de dediğim gibi şöyle hani nasıl geldik, nasıl ettik buralara falan onun değerlendirmesini yapacağız. Artık inşallah hani YouTuber kardeşlerimiz varsa darısı sizlerin de başına. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Hani isminizi kazımışlar ya böyle, uğraşmışlar ya böyle, hani oluyor ya. Sizin için bir şeyler yapılınca mutlu olursunuz ya. Hani ben sizlere her gün böyle video yapıyorum. Mutlu oluyorsunuz. Yorumlarda bunları görüyorum. Beni de böyle mutlu ettiler ki sizlerin de beni yorumlarda mutlu ettiğiniz gibi bu şekilde bir şey yapmışlar onlar da. Güzel. Ben bunu buraya koyacağım arkadaşlar. Şimdi hemen koyayım. Zamanında neler yapmışız? Biz nasıl geldik buralara? Arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere ben o zamanlar küçük resim falan pek bilmem. Bak şu videom 18.000 izlenmiş. Neden? İlk videom olduğu için. Tamam mı? 2 yıl olmuş arkadaşlar. 2 yıldır ben bu işi yapıyorum. Tamam mı? Bak. Severek yaptığım bir şey. Bakın arkadaşlar, izlenmeler tabii insanlar eskiye gitmiş. Yani demiş ki bu adam nasıl başladı? Nasıl etti? Nasıl yükseldi falan. Çünkü arkadaşlar biz 2 senedir durmadan yükselen bir kanal olduk sizlerle. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz beni sevdiniz, aranızı aldınız. Elimden geldiğince küçük resim yapmaya çalışmışım bakın. Bak sağlam envanter falan. Envanter videolarına başladık. O zamanlar arkadaşlar gameplay'ler var böyle. Tamam mı? Rütbeli mütbeli oynamaya çalışıyorum. Bak mesela şu videoya bir tıklayalım. Burada neler olmuş? Ufaktan bir trik attık. Bak. Videoya bak, sıfır yorum. Ama like'a bakın 26. Güzel. Güzel bir like. Bak o zamanlar arkadaşlar ben o aralar bir yerde çalışıyordum. Dur bakayım biraz ileri tutarım. Oo, burada adam vurmuşuz bak. Burada. Öküz gibi sıkmışız, adam almışız. O zamanlar arkadaşlar ben çalışıyordum. Ayrıyetten ne yapıyordum mesela? Gece 2-3'e kadar. Çünkü ben işten 12'de geliyordum. Gece 2-3-4'e kadar bazen arkadaşlar videoyu bitirip editleyip sizlere ulaştırmaya çalışıyordum. Şu gördüğünüz izlenmeler benim hani gerçekten motivasyon kaynağımdı harbiden. Mesela videom 50 izlendiğinde ben harbiden diyordum ki yuh diyordum, nasıl 50 izlenmiş? 50 görüntülenme. Benim çok mutlu ediyordu. Şu an var ya bak, şu ana kadar her izlenme beni mutlu etti. Bunu söyleyebilirim. Her izlenme beni mutlu etti. Hani çünkü 50 izlenmeden gelen bir insanım. Düşünsenize arkadaşlar, bu zamana kadar kimle video çekip ettim ki? Tek başıma buralara kadar arkadaşlar yemek sarf ederek, içerik bularak, her şeyi böyle sıfırdan başlayarak yaptık arkadaşlar. Sadece olayım buydu. Hani dersiniz mesela abi taktiğin ne? Yani bazen diyorsunuz ya abi video çekelim falan filan. Arkadaşlar bu sizin içinizde olması gerekiyor. Gerçekten. Hani güzel bir disiplin olması lazım. Tamam mı? Mesela ben 12'de işten geliyorum. 4'e kadar videoyu çekip renderlamaya çalışıyorum. Ve bunu 200 liralık kasayla yapıyordum. Bak inanmayacaksınız. 200 liralık bir kasam vardı. 100 liralık bir ekranım vardı. Bozuk da ekranım. Arkadaşlar ben ona ne yaptım? Floresan taktırdım. Belki bilirsiniz, bilgisayarcılar ya da televizyoncular yapar. Arkadaşlar alt kısmı floresan takıyorlar. Çok kötü bir görüntü. Hani şu anki ekrana bakıyorsunuz, ayna. O öyle değil, bulanık. Oynamaya çalışıyordum. Yani toplamda ben 350 liralık, yani kasayla ekran 350 lira bu şekilde başladım. Zaten klavye ile mouse arkadaşlar 10-15 liraya falan almıştım. Direkt tedarik ettim. Telefon, belki biliyorsunuz bir ara anlatmıştım, ilk videomu izliyorum videosunda söylemiştim. Telefonla çekiyordum. Telefonu koyuyordum bir yere. Ya bantlardım ya da bir yere koyardım, böyle dururdu. Kendimi çekerdim, sonra alırdım bunu. Sırf bak facecam, görüyorsunuz değil mi? Hepsi facecam'li. 2 yıl önce ben facecam'li başladım arkadaşlar. Direkt girdiğim gibi facecam'li. Hani facecam'siz başlamadım.
dedim ki hani facecam'lı olsun, insanlar benim tepkilerimi görsün, video biraz daha böyle canlı olsun, tamam mı? Hani insanlara böyle hissettirebileyim videodaki heyecanımı. Hani o yüzden ben facecam'lı başlamıştım ve telefonla her gün gece çekimini yapardım, bilgisayara atardım, renderlaması 3 saat. Yüklemek ayrı bir dert, onu hiç sormayın zaten. İnternet 0.6 idi. Bilirsiniz şu an hala 0.6 olanlarınız vardır. Arkadaşlar o zamanlar 0.6 idi internetim ve 4-5 saat sürerdi. Ve ben arkadaşlar o zamanlar hani 4 saat 5 saat uykularla tekrar işe git gel. Gerçekten çok zor dönemler geçirdim. Şu videoların atılış zamanlarında harbiden yani görseniz dersiniz ki sen nasıl böyle bir şey yapmışsın? Arkadaşlar bu şekilde hani yapmak istiyorsanız gerçekten bu iş sadece Wolf Team için geçerli değil, herhangi bir platform. Hani fark etmiyor, başka oyun ya da vlog çekimleri olsun. Fedakarlık etmeniz gerekiyor. Gerçekten fedakarlık etmeniz gerekiyor bir yerlere gelebilmek için. Ben yükselince dedim ki hani bir, çünkü şu kısımlardan sonra arkadaşlar kanal artık yerini aldı. İlerlemeye başladı artık kanal. Bu şekilde izlenmelere başladık. Sonra YouTuber'lara destek vermek istedim. Onların dedim ki neden hani benim gibi böyle aylarca beklesinler ki, 6-7 ay neden beklesin ki insanlar, değil mi? Ben de insanlara destek vermeye başladım, YouTuber'lara. Sonrasında arkadaşlar öyle tekrar devam ettik. Hiç seyrimizi bozmadan ilerledik. Ve arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Sonra yenilikler çıkmaya başladı, biliyorsunuz hani Latin server'ına geçtim. Hani ilk Latin server'ında bu işleri yapan neredeyse bendim. Başka da ben hatırlamıyorum. Bir ben gidiyordum, yenilikleri çekip geliyordum. Nakit atıyordum, yenilikleri çekip geliyordum. Bakın robot karakter o zamanlar yeni çıkmış. İnsanlar hile mi diyordu buna? Ondan sonra Selim'le arkadaşlar, Selim vardı yanımızda. OGDMS çıkarmıştı. Bakın 518 bin izlenmiş. Hani bu tür şeyler birazcık da şans. Harbiden. Hani bizim yüzümüze gülmüş demek ki ya. Biraz da şans. Hani yenilikler falan geldi. İlk defa bize böyle çıktı o ödemesi o sene. Şimdi tabii atsan izlenmiyor ama o zamanlar çok değerliydi. Sonra arkadaşlar ne yaptık? Challenge'lara falan girdik. Mesela en hızlı hangisi? Şu şöyle, şuna karşı bu falan filan. Challenge olaylarına başladım. Çünkü Wolf Team'de fazla içerik bulamıyorduk. O yüzden ben de challenge'lara başladım arkadaşlar. Ve işte bu durumlara geldik. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sizlerin sayesinde oldu. Dediğim gibi fedakarlık yaparsanız arkadaşlar, hayat da size fedakarlık edip sizleri bir yerlere getirir. Güzel olmuş. Güzel oldu. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Zaten gerisini siz biliyorsunuz. Hani öyle işte. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.